Seni üreten ustanın da, oraya koyan ustanın da, o evi inşa eden mimarın da ben. Sakinim. Bu videoda sakin olmalısın Halil. Tamam mı Halil? Tamam. Bugün birbirinden güzel fotoğrafları inceleyeceğiz. Gördüğümüz zaman işimiz ferahlayacak resmen. Bakın mesela bu fotoğraf. Üstümü başımı yırtacağım şimdi üstümü. Çok nefret ettiğim bir şey bu. Kırtasiyeden aldığım böyle bir şeyin böyle... Oo, bence çok güzel. Ben seni yapan mimarın tam... Şuraya bak, yaklaştırıyorum şuraya bir şuraya. Ama şunu bir sağa... Ekrandan kaydırasım var şu an. Ekranı tutup böyle kaydırmak istiyorum ya. Neden böyle yaptınız? Hani karşıma alıp böyle bir şey demek istiyorum. Abicim bunu neden böyle yaptın? Geçelim bu fotoğrafı. Bu arada var ya, hepimizin başına gelmiş bir şeylerden biridir bu. Bir şeylerden biridir. Ben bu, özellikle bu dondurmayı aldığımda ya da bir tane buz parmak var ya şöyle. Şöyle bir de onu aldığım zaman böyle sapı hep kenarda falan oluyor. Çok değil de bir tık gıcık oluyorum. Çünkü yemek olduğu için yemeğe o kadar gıcık olamıyorum. Ben böyle lops diye yiyorum falan. Şu an ekran başında bana yumruk atıyorsunuz değil mi? Şöyle. Yani abicim bunu daha düzgün koysaydınız sanki daha iyi olurdu. Ben bu videoyu nasıl tamamlayacağım ya? Yemin ediyorum bakarken içim böyle bir gıcık oluyor ya. Yani bunda çok bir şey yok sanki. Bunda çok bir şey yok gibi sanki. Bakayım mı? Bunları saydım mı? 1, 2, 3, 4, 5, buçuk. Var. Var. O üçgeni. Ama yani ben ilk defa böyle bir asansör gördüğüm için o simetri benim çok dikkatimi çekmedi. Asansör daha çok dikkatimi çekti. Yemin ediyorum sinirden ağlamaya başlayacağım şimdi ya. Kendimi deli gibi yaptım, bir şey oldu bana ya. Fotoğrafını hiç çekmeye gerek yoktu abi, yani onu bir düzeltseydin yeterdi bence bizim için. Burada tuvalete oturan arkadaş oturuyor, onu almak için şöyle bir hareket yapması lazım sanırım. Ama bunun simetriyle çok bir alakası yok. Buna çok simetrim azmadı. Size de hava vereyim, alın serinleyin biraz. Ortadaki üsttekini bir... Onu bir düzeltsenize lütfen ya. Neden? Dünya üzerinde neden böyle bir fotoğraf var? Aşırı sinir oluyorum ben böyle şeylere ya. Yemin ediyorum bak, ekranda gözüküyorum, kızardım lan. Ama onun bununla alakası yok. Sıcak da biraz hava. Ya bu gerçekten simetri hastalarının gıcına gidecek bir fotoğraf ama bunu arkadaşlar ben de yapıyorum. Gerçekten çikolatayı böyle yemek daha çok sarıyor. Yani çünkü böyle bir daha fazla tadı falan çıkıyor. O yüzden buna sinir olmadım. Geçiyorum. O macunu, ama o macunu bir güzel... Ya bu iğrenç bir şey ama ya. Bu macunu sıkıp tam temizlemeden ağzını böyle kapattığın zaman oluyor. Burada bir dayımız okula oradan... Şunu yapacaksın dayı, hiç mi rahatsız olmuyorsun ya? Ben buradan seni görünce rahatsız oluyorum. Ya bir insan der ki kulağımı düzelteyim der şuradan ya dayı ya. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Bu dayının bu kulaklığı kullanması bir garip geldi. Türkiye'de böyle bir şey olmaz büyük ihtimal. Kirlenmek güzeldir. Kirlenmek güzel değildir arkadaşlar. Aklımıza küçüklükten beri soktular kirlenmek güzeldir falan filan. Ben bunları gördüğüm zaman nefret ediyorum. Bir de size şey oluyor mu? Yağmur suyunun içinden geçerken ayağına bir anda doluyor. O çok çok kötü bir şey ya. Bunu görünce aklıma o geldi. Oğlum ben bir rahatsız oldum ya. Yemin ediyorum rahatsız oldum. Bu fotoğrafları görünce insanın rahatsız olmaması imkansız ya. Ana abi düşecek ama onu bir tutar mısın? Ona o, düşüyor abi. Şöyle tutayım da ben tutuyorum. Bunun taktikleri var. Hepsini soyuyorsun, üstüne su döküyorsun, sürtüyorsun böyle, hepsi çıkıyor. Siz beni ne sandınız ya? Böyle şeyleri biliyoruz. Abla, ama... Gitti telefon. Fotoğraf yetmiyormuş gibi bir de GIF izledik ya. Abla ama cebinden git... Ananı s***. Oh, canım telefonum. Seni çok seviyorum. Sen gitme olur mu? Cebimden düşme hiçbir zaman olur mu? Ya bu pastayı kim kestiyse ben onun elinin kolunun ayarını s**eyim ya. İlla küfür ettiriyorsunuz bana ya. Ya bu videolarda küfür etmek istemiyorum. Ondan sonra bana yazıyorlar, diyorlar ki çocuğum izliyor, sen ne küfür ediyorsun amına. Ederim amına. Buna da edeyim amına. Şuna bak. Bu nasıl kesmek?
Elinin kolunun ayarını amına. Delirttiniz lan beni. Delirttiniz beni. Bu ne? Arkadaşlar tamamen sakinim, hiç korkmayın. Sıradaki fotoğrafa geçiyoruz. Gerçekten her insanın başına gelebilir. Yani elin ıslaktır mesela, oraya tutarsın. Kopar oradan. Ne olacak ki? Kimsin? Bu ne lan? Hiç yanlış anlamadık gerçekten, bu yumurta bir şey olmuş, evrim geçirmiş bir yumurta. Azıcık bir başka şeylere de benzemiyor değil yani. Fesat fesat olmayın be, her şeyi fesat düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar fesat oldunuz siz bu aralar ya, Allah Allah. O dosyalar oraya dizerken hiç mi demedin sağ taraftakilerin deliği aşağıda, ben bunun deliğini yukarıya doğru koymayayım, hiç mi demedin, hiç mi? Arada bir baksaydın sağına soluna, hiç mi demedin? Burada ne var ben anlamadım, ne oluyor? Ha, karışık koyum. Ne oluyor lan? Bunu nasıl koydunuz oğlum? -1, -5, -2, -1, -4, -3, -0. İyi. Bu bir bulmaca tarzı olmuş. Bence çok farklı bir asansör. Artık iyimser bakmaya çalışıyorum. Delirmemek için. Köpekçikler. Hiç mi demedin? Köpekçikler. Sizi fark ettim. 2 tane beyaz var yan yana. 2 tane. Bir yer değiştirin bakayım. En soldaki abinle bir değiş bakayım hadi. Psikolojim hiç iyi değil. Hiç mi demedin? Canım pizza, pizzacık. Ne olmuş sana? Ya yemin ediyorum aynısını yaşadım. Allah çarpsın aynısını yaşadım. Pizza söyledim. Pizzanın hamuru bir tarafta, içindekiler bir tarafta duruyordu. Ya. Yemin ediyorum delirtmeye çalışıyorlar beni ya. Sinirden şimdi yumruk atacağım buraya. Arkadaşlar tamamen sakinim gerçekten. Hiçbir sıkıntı yok. Her insanın başına böyle şeyler gelebilir. Şöyle bir kaydırsak onu. Ben hayalimde kaydırıyorum onu mesela şu an. Hop. Düzeldi. Hiç mi demedin? Combo geliyor. Combo. Aa, yapma. Vurma. Kalbim acıyor kalbim. Dur yeter. Yeter dur artık. Dur. Lütfen dur. Hiç mi demedin? Yemin ederim kalbim dayanmadı. Bir combo yapayım dedim. Hepsine birden bakayım dedim. Kalbim yetmedi lan. Şu an video montajlandıktan sonra kaç dakika olur? 3 dakika mı olur? 5 dakika mı olur? Bilmiyorum ama ben gerçekten şu an burada kapatmak istiyorum. Arkadaşlar mükemmel videomuzun sonuna geldik. Çok tatlı fotoğraflara baktık bugün. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de simetri hastası olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdan belirtebilirsiniz. Bu videoya beğeni atmazsanız çok sevinirim. Çünkü bir daha çekmek asla istemiyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Hiç mi demedin?